Merhaba sayın Volvo kullanıcıları. Volvo XC60, S90, XC90 modellerinde aynalarımızı, dikiz aynalarımızı nasıl katlayacağımızı, servis durumunu nasıl görüntüleyeceğimizi, AdBlue ne kadar kaldığını nasıl öğreneceğimizi ve lastik basınç ayarlarını, servis durumunu bunları öğreneceğiz. Buradan öncelikle aynalarımızın içeriden katlayıp açmak için hangi tuş kombinasyonunu ne şekilde kullanıyoruz onu göreceğiz. Burada sol ve sağ, left right olarak gösterilmiş tuşların ikisini aynı anda basarsak aracın içindeyken dikiz aynalarını gördüğünüz gibi kapatıyoruz, açıyoruz. Yanımızdan araç geçeceği zaman çok yakın geçiyorsa aynaları kapatmamızda fayda olacak. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Aracımızı çalıştırdık. Burada ekranımızı sağ yaptığımızda burada kar statü butonuna tıklıyoruz. Burada statü bölümünden AdBlue'nun aracımızda ne kadar kaldığını, yağın seviyesini falan görüyoruz. Ondan sonrasında servis bölümüne bastığımızda aracımızın servise 250 gün veya 13.972 kilometre kaldığını gösteriyor bize. Aracın servis durumunu buradan takip edebiliyoruz. Lastik basınç ayarlarımızı nasıl kalibre edeceğimizi göreceğiz. Aracımızın şurada ön kapı direğinde lastik basınç ayarlarını yapabilmemiz için bize burada bar ve PSI değerlerini gösteriyor. Burada tabi öncelikle orada gösterilen değerlere göre lastik basınçlarımızı tamamlıyoruz. Ondan sonrasında buradaki gördüğünüz gibi her lastiğin işaretleri yeşil yanıyor. Yani bu basınçlar doğru demek. Daha sonrasında biz tabi havasını tamamlamadan öncesinde bize uyarı verdiyse o lastikte böyle bir turuncu bir renk yanıyor. Yani o lastiğin havasının basıncının kaybolduğunu, eğer lastiğin havasında bir inme varsa zaten patlak kontrolü yaptıktan sonra lastiğimizi şişirelim. Yani lastikçiye gidene kadar idarelik bir hava basmış olacağız. Yani sürekli gezmeyeceğiz bu şekilde. Çünkü lastiğimizin sağlam olması gerekiyor güvenliğimiz için. Lastiğimizi biz havalarını tamamladığımızı farz ediyoruz. Ondan sonrasında buradaki yeşil işaretlerin yanabilmesi için, yani aracın sizin bastığınız değerleri tanımlayıp hafızasına kaydedebilmesi için burada store prosedür diyor. Yani aracın ayarlarını kaydedelim diyor. Lastik basınç ayarlarımızı kaydediyoruz. Burada bize aracın basınçları tanımlaması için bir ayarlama yapıyor. Bu ayarı bu şekilde kaydettikten sonra hafızaya alacak ve orada bize lastik basınç ayarlarını yeşil olarak gösterecek. Bizim şu anda lastik basınç ayarlarımız yeşil yandığı için zaten biz bunu hallediyoruz. Bu ilerleyen dakikada bize net olarak gösterecektir. Başka ayarlarımızda menümüzde burada setting ayarları, işte mic ayarlarından, klimasından, sistem ayarlarından hepsini buradan yapabiliyoruz. Ekranı bu şekilde kullanarak tabi. Ekranımız biraz işte buradan çıkalım. Ekranı kapatarak. Onun haricinde şurada gördüğümüz gibi işte radyo ayarları, Bluetooth radyo ayarı, Bluetooth ile telefonu bağlayabilmek için bize gerekli olan bir şey. Onun haricinde bu menüden sonrasında burada start stop'un devre dışı bırakıp bırakmamamız gerektiğini gösteren bir ayar var. Park ayarları var. Onun haricinde yan aynalarda bizi uyaran aynalar, çarpışma ayarları, koltuk ayarları, bu gibi ayarlar var. Bu ayarları buradan yapıyoruz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak isterseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler dileriz.